Herkese merhaba bugünkü videomu karmaşık sayılara ayırdım bir başka ifadeyle karmaşık sayılar veya kompleks sayılar en geniş e, sayı kümesini içeriyor reel sayıları da kapsıyor öncesinde karmaşık sayılara şöyle ufak bir giriş yapalım karmaşık sayılar gerçek sayılar kümesini kapsayan en geniş sayılar kümesidir karmaşık sayılar kümesi C harfi ile gösterilir ve en temel sayı sistemi olan doğal sayılar tam sayıların bir alt kümesidir. Tam sayılar rasyonel sayıların bir alt kümesidir. Rasyonel sayılar reel sayıların, reel sayılar da karmaşık sayıların bir alt kümesidir. Yani en geniş sayı kümesi karmaşık sayılar. Reel sayılar da aynı zamanda rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimine eşittir. Pi gibi, kök 2 gibi, kök 3 gibi, yani rasyonel şekilde ifade edilemeyen, iki tam sayının oranı şeklinde ifade edilemeyen sayılara irrasyonel sayılar diyorduk. Dolayısıyla pi, e gibi sayılar da yine irrasyonel sayılara örnek. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimi de rasyonel sayıların veriyor. Şimdi karmaşık sayılar normal sayıların aksine iki boyutludur. Her karmaşık sayının bir gerçek kısmı, ki biz oraya real part diyoruz ve kısaltılmışı R ve E harflerinden oluşuyor. Bir de hayali kısmı vardır ki ona da imaginary part yani I ve M harflerini kullanıyoruz. Hayali kısım. Dolayısıyla karmaşık sayılar iki boyutlu oluyorlar. Peki nedir karmaşık sayı? Şimdi ona bir bakalım. Şimdi x artı a'nın karesi eşittir eksi b böyle bir denklemimizin olduğunu düşünelim. Ve burada a ve b birer reel sayı. b de sıfırdan büyük. Dolayısıyla sağ taraf eksi b olduğu için, b de sıfırdan büyük olduğu için sağ taraf negatif. Dolayısıyla x artı a'nın karesi negatif çıkıyor. Bu durumda x artı a'nın her iki tarafın kare aldığımız zaman x artı a eşittir. Artı eksi kök eksi b kökün içerisi eksi çıkıyor. Yani x eşittir artı eksi kök içerisinde eksi b eksi a. B büyük sıfır olduğu için eksi b de küçük sıfır olduğu için ne oldu? Kare kök içerisinde eksi b'li bir şey oldu. Bunun işte normal reel sayılarda karşılığı yok. Reel sayılarda karekökün içerisi hiçbir zaman eksi olamaz. İşte bu noktada karmaşık sayılar devreye giriyor. Bu eksi 1 çarpı b işte eksi 1 de i kare dediğimiz karmaşık sayıların birim mi olan i'nin karesi eksi 1'e eşit. Dolayısıyla bu da Kökten dışarıya i kök b diye çıkıyor. Yani x eşittir, eksi a artı eksi kök b çarpı i. İşte bu ifadeye biz karmaşık sayı diyoruz. Yani x bir karmaşık sayı. Şimdi burada e, polinom şeklindeki denklemler eğer e, derecesi n ise, n tane kökünün olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi buradaki şu denklem ikinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden bir denkleminde iki tane kökünün olması gerekiyor. Bu genel kural. Fakat biz reel sayılar kümesinde bu denklemin kökünü bulamıyoruz. Ama iki tane de kök olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında buradaki ee, şeyi e, karmaşık sayılar buradaki açıklığı kapatan bir yapıya sahip. Yani e, enerji dereceden polinom şeklindeki bir denklemin en tane kökü olmalıdır. Tabi bu reel ve sanal köklerin toplamı en olmalıdır. Yani en tane e, kök derken en tane reel kökten bahsetmiyoruz. Sanal da olabilir, gerçek de olabilir. E, dolayısıyla ama bu sanal ve gerçek reel köklerin toplamı mutlaka e, adedi yani sayısı köklerin sayısı mutlaka ene eşit olması gerekiyor e, bu karmaşık sayılar Aslında e, şimdi evrende bazı olgular bazı yapılar e, sadece reel sayılar kümesiyle tarif edilemiyor Aslında bir eksikliği dolduruyor karmaşık sayılar Nitekim bugün elektron e, elektrikte, elektromanyetizmada, birçok alanda, fizik alanında, e, bir takım evrenle ilgili bir takım hesaplarda bu karmaşık sayılar aktif olarak kullanılıyor ve bir karşılığı var. Yani tamamen kendinden uydurulmuş bir şey değil. Gerçekten doğayı ve evreni anlamamıza yardımcı olan ilginç bir takım bağıntıları bize sunuyor. Şimdi... Karmaşık sayıların genel gösterimi ki biz karmaşık sayıları genel olarak z şeklinde gösteririz. Yani bağımsız değişken olarak daha doğrusu fonksiyonlarda e, bağımsız değişken olarak e, z x artı yi şeklinde gösterilir. Buradaki x ve y birer reel sayı olmak zorunda. İşte bu i de i kare eşittir eksi bir. Z de bir karmaşık sayı. Şimdi x artı y'yi şeklindeki bir karmaşık sayının reel kısmı r e z şeklinde gösteriliyor ve bu x'e eşit. Yani i'nin olmadığı taraf. Real part. Veya bir de imaginary part. Bu da Im z şeklinde gösteriyor. Yani z karmaşık sayısının imaginary yani hayali kısmı. O da i'nin kat sayısı olan y'ye eşit. Dolayısıyla bir karmaşık sayı z eşittir. rz artı imz çarpı i şeklinde de ifade edilebilir. Şimdi karmaşık sayıların e, nasıl kartezyen koordinat sisteminde e, x e, yatay ekseni gösteriyordu, y'lerde düşey ekseni gösteriyordu ve x ve y e, düzleminde bu işte kartezyen koordinat düzleminde biz fonksiyonları grafiklerini çizebiliyorduk, orada bir takım görsel uygulamalar yapabiliyorduk. Şimdi karmaşık sayılar ise iki boyutlu olduğu için her bir karmaşık sayı iki boyutlu olduğu için bir reel kısmı var, bir de imaginary kısmı var. Dolayısıyla e, karmaşık sayılar kompleks plane veya karmaşık sayılar düzlemi denen bir e, yapıya sahip. Böyle bir düzlemde gösterilebiliyor. Dikey eksen imaginary kısmını Yatay eksen ise reel kısımlardan oluşuyor. Dolayısıyla dört tane bölge var. Birinci bölgede reel kısım artı imajiner kısım artı. İkinci bölgede reel kısım eksi imajiner kısım artı. Üçüncü bölgede hem reel hem imajiner kısmı eksi. Dördüncü bölgede ise reel kısım artı imajiner kısmı eksi. Ve bir karmaşık sayı bu kompleks e, düzlemde şöyle gösteriliyor. Mesela z1 eşittir 2 artı 5i. Bu bir karmaşık sayı. Bunun gerçek kısmı olan şu 2. Bakın, şunları birim kare olarak düşünelim. 1, 2. Şurası 2. Artı 5i. Artı olduğu için yukarıda olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kare. Dolayısıyla e, merkezden buraya bir ok çiziyoruz. Bu bir karmaşık sayının bir karmaşık sayının kompleks düzlemde gösterimi oluyor. Yani z1 eşittir 2 artı 5 i karmaşık sayısının gösterimi şu okla gösterilen. Z2 eksi 5 artı 5 i. Bunun da reel kısmı eksi 5. Dolayısıyla şurası eksi 5. Artı 5 i. Şurası da artı 5. Dolayısıyla bu Z2 karmaşık sayısı da bu şekilde gösteriliyor. Z3 eksi 4 eksi 3 i hem reel hem de sanal kısmı eksi. Dolayısıyla reel kısmı eksi 4 birimden oluşuyor. Sanal kısım eksi 3 birimden. Dolayısıyla gösterimi de bu şekilde. Z4 karmaşık sayısı da 4 eksi 5 i. Reel kısmı artı 4'ten oluşuyor. İmajiner kısmı eksi 5'ten oluşuyor. Dolayısıyla 4 eksi 5 i şeklinde karmaşık düzlemde gösteriliyor. Şimdi bir de kutupsal gösterimine bakalım. Bu e, kartezyen yani şey e, tipinde e, kartezyen koordinat tipinde gösterim. Bir de kutupsal gösterime bakalım. Şimdi şu karmaşık sayının x ekseniyle yapmış olduğu şey açısı saat yönünün tersi yönünde yapmış olduğu şu açı teta olsun. Saat yönünün tersi yönünde. Dolayısıyla şimdi şu uzunluk şuraya R diyelim. Şurası X, burası da Y. Dolayısıyla X neye eşit olacaktır? Yani şurasının uzunluğu R çarpı kosinüs teta. Y neye eşit olacaktır? Y de R çarpı sinüs teta. Bu durumda Z karmaşık sayısı X artı Y Dolayısıyla X gördüğümüz yere R kos teta. Y gördüğümüz yere de R sin teta yazarsak Z R kos teta artı R sin teta i oluyor. Burada da R parantezini aldığımızda Z eşittir. R parantezinde kosinüs teta artı i sinüs teta. Bu kosinüs teta artı i sinüs teta yapısı öyle özdeşliğinden de bildiğimiz bir yapı. Bunu kısaca cis teta şeklinde gösteriyor. Yani kosinüs i sinüs. Cisin anlamı kosinüs i sinüs teta. Yani kosinüs i sinüs teta. Yani R çarpı cis teta gördüğümüz zaman bunun R çarpı kosinüs teta artı i sinüs theta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir başka gösterimi de R şöyle bir işaret kullanılıyor. Teta bu şu demek R cis detaya eşit. Şimdi R e, aynı zamanda bakın şu kosinüs teta artı i sinüs da E üzeri i theta'ya eşitti. Euler özdeşliğinden biliyoruz. Dolayısıyla R çarpı e üzeri i teta. Euler özdeşliğinin yani e üzeri i teta'nın kosinüs teta artı i sinüs teta'ya eşit olduğunu e, kanıtını kanatını e, kanalında bir video var. Euler özdeşliği adı altında. Merak edenler oradan izleyebilirler. Dolayısıyla Z aynı zamanda R çarpı e üzeri i teta şeklinde kutupsal olarak gösterilir. Bu R'nin de Burada x kare artı y karenin karekökün eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla r yerine de karekök içerisinde x kare artı y kare yazarsak z'yi bu şekilde de yazmamız mümkün. Şimdi karmaşık sayılarda işlemler nasıl reel sayılarda, tam sayılarda, işte rasyonel sayılar, toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi bir takım işlemler tanımladıysak aynı şekilde karmaşık sayılarında toplama, çıkartma, çarpma gibi bir takım özellikleri var. Şimdi Z1 karmaşık sayısı A artı B'yi olsun. Z2 karmaşık sayısı da C artı D'yi olsun. Bu durumda Z1 artı eksi Z2 işlemini yapalım. Şimdi Z1 A artı B'yi idi. Artı eksi C artı D'yi. Şimdi iki karmaşık sayı toplanıyor veya çıkartılıyorken mutlaka reel kısımlar reel kısımlarla sanal kısımlar sanal kısımlarla işleme tabi tutulması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bu karmaşık sayının Z1'in reel kısmı A. E, Z2 karmaşık sayısının reel kısmı ise C. Dolayısıyla A ile C. Tabi burada artı eksi işlemi var. Dolayısıyla A artı eksi C artı e, sanal kısımda burada B var. Burada da D var. Dolayısıyla B artı eksi D I. Bakın yeni bir karmaşık sayı oluştu. Şurası yine reel kısım. Şurası da Sanal kısımdan oluşan yeni bir karmaşık sayı. Şimdi iki karmaşık sayının çarpımına bakalım. Z1 çarpı Z2, a artı bi ile c artı di'nin çarpımı. Burada e, tamamen e, şey yapabiliriz, dağıtabiliriz. Yani her şey her şeyle çarpılabiliyor. Aynı toplamada olduğu veya farklı toplama ve çıkartma olduğu gibi reel kısımlar, reel kısımlarla sanal kısımlar, sanal kısımlarla işleme tabi tutulmak zorunda değil çarpma işleminde dolayısıyla burada da şimdi a ile c çarpımı ac bi ile di'nin çarpımı bd i kare i kare de eksi bir eşit dolayısıyla eksi bd artı a ile B'nin a ile di'nin çarpımı adi B ile c'nin çarpımı da BCI. Dolayısıyla i parantezinde o da AD artı BCI. Bakın iki karmaşık sayı çarpıldığı zaman yeni bir karmaşık sayı elde ediliyor. Bu yeni karmaşık sayının gerçek ve sanal kısımları da burada gösterildiği gibi oluyor. Şimdi iki karmaşık sayının oranına bakalım bölümüne. Z1 bölü Z2. A artı B'yi C artı D'ye bölüyoruz. Şimdi C artı D'yi karmaşık sayıdan kurtarmak için bunu eşleniyle çarpalım. Yani c artı d ile c eksi d'yi çarpalım. Dolayısıyla yukarıyı da c eksi d ile çarpmamız gerekiyor. Eşitliğin değişmemesi için. Şimdi aşağıda a artı b, a eksi b. Yani eşleni 2 f çarpımı. Bu da a kare eksi b karedir. Yani c kare eksi d kare i kare. E i kare de eksi 1'di. Dolayısıyla eksi d kare de artı d kare döndü. Yani aşağıda c kare artı d kare oluyor. Yukarıda da e, çarpma işleminde bir şurada gösterdiğimiz gibi AC, A ile C'yi çarpıyorum. B ile de, BI ile de, e, daha doğrusu BI ile de eksi D'yi çarpıyorum. Eksi BDI kare. İ kare eksi 1 olduğu için artı BD. Artı BI ile C'yi çarpıyorum. Eksi D'yi ile de A'yı çarpıyorum. İ parantezinde onu da buraya yazıyorum. BC eksi ADI. Bakın ne oldu? Z1 bölü Z2 AC artı BD bölü C kare artı D kare artı BC eksi AD bölü C kare artı D kare i. Yani iki karmaşık sayının oranı yeni bir karmaşık sayı oluştu. Bunun yeni, re, yeni karmaşık sayının reel kısmı burası. Sanal kısmı ise burası. Şimdi bir K gibi bir sayıyla karmaşık sayıyı çarptığımız zaman K çarpı Z1 ki burada K bir reel sayı. K çarpı A artı B'yi z de A artı B'ydi. Dolayısıyla her birini K ile çarpıyoruz. K çarpı A artı K çarpı B çarpı I. Herhangi bir karmaşık sayıyı bir K reya sayısına böldüğümüz zaman tabi sıfırdan farklı bir K reya sayısına böldüğümüz zaman A artı B'yi bölü K eşittir. A bölü K artı B bölü K I. Bakın yeni karmaşık sayımızın reel kısmı, sanal kısmı. Bir reel sayıyla bir karmaşık sayıyı toplayıp çıkartıyorsak eğer, yani k artı eksi z1, şimdi k gerçek sayı, reel sayı. Dolayısıyla bunun şu şekilde yazabiliriz. k artı 0 çarpı i. Dolayısıyla şurası sıfır eşit olduğu için bu k eşit. Yani aslında her bir reel sayı, her reel sayı Sanal kısmının sıfır olduğu bir karmaşık sayı eşittir. Buradaki örnekte olduğu gibi. Yani k, bakın şu bir karmaşık sayı ama şurası sıfır olduğu için bunu birbirini götürecek. Dolayısıyla eğer bir karmaşık sayının sanal kısmı sıfırsa, dolayısıyla bu sayı aynı zamanda bir reel sayı oluyor. Artı eksi a artı B'yi. Dolayısıyla ne olacak? Reel kısımlar reel kısımlarla işleme tabi tutulacak. K artı eksi a artı eksi b'yi. Şimdi i'nin kuvvetlerine bakalım. Şimdi i'nin sıfırıncı kuvveti her sayının sıfırıncı kuvveti tabi sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Dolayısıyla karmaşık sayılarda da e, i'nin sıfırıncı kuvveti bire eşittir. i'nin birinci kuvveti kendisine eşittir. i kare zaten eksi bir olarak tanımlanmıştır küp küpte i kare ile i'nin çarpımını eşittir. Dolayısıyla eksi i olacaktır. i üzeri 4 de i karenin karesine eşittir. Dolayısıyla eksi 1'in karesi o da 1'e eşittir. Yani i üzeri 4 eşittir 1. Dolayısıyla i'nin 4 kanuncu kuvveti k1 doğal sayı her zaman 1'e eşittir. Yani i'nin üzerindeki kuvvet 4'e tam bölünüyorsa dolayısıyla bunun değeri her zaman 1'e eşit olacaktır. Şimdi karmaşık sayıların modülü veya büyüklüğü veya uzunluğu veya mutlak değeri. Birçok farklı ifadeler kullanılıyor. Hatta magnitude İngilizcesi de bu. Şimdi z eşittir x artı yi şeklindeki bir karmaşık sayının mutlak değeri şu şekilde aynı mutlak değerde olduğu gibi mutlak değeri veya uzunluğu veya magnitude'u veya şiddeti büyüklüğü şu şekilde gösteriliyor. Ve o da x kare artı y karenin kare köküne eşit. Ee, yani aslında o karmaşık sayının uzunluğu. Şurada yani şu R uzunluğu yani. Bu nedir? X kare artı Y karenin kare köküne eşittir. Şimdi karmaşık sayının argümentine gelecek olursak eğer bir karmaşık sayının argümenti de o karmaşık sayının reel kısımla reel kısımla yani reel reel do, doğru parçası yani reel e, eksenle öyle diyelim ha reel eksenle yapmış olduğu e, saat yönünün tersi yönündeki açı olarak tarif edilir. Tabii bu eksi olduğu zaman da saat yönünde ilerleyecektir. Şimdi mesela burada Z1 Karmaşık sayının argümenti teta 1'e eşit ve şu şekilde yazılır. Argüment z1 eşittir teta 1. Z2 karmaşık sayının argümenti bakın teta 2'ye eşit. Argüment z2 eşittir teta 2. Z3 karmaşık sayının argümenti teta 3'e eşit ve bu şekilde yazılır. Yine z4 karmaşık sayısının argümenti argüment z4'te teta 4'e eşittir. Şimdi karmaşık sayıların eşleniğine bakalım. Şu z karmaşık sayısı eşleniği demek o karmaşık sayının reel eksenine göre simetri demek. Ve eşleniğini göstermek için z karmaşık sayısının üstüne şöyle bir çizgi işareti koyulur. Bu z karmaşık sayısının eşleniği demektir. Eşlenik aslında bakın şuradaki artı teta açısı eksi teta açısına dönüyor. Dolayısıyla bakın imajineri yani sanal kısım iken eksiye dönmüş oluyor. Yani işaret değiştiriyor. Yani bir karmaşık sayının eşleniği alınıyorken bu karmaşık sayının e, şeyi e, sanal kısmını işareti işaret daha doğrusu sanal kısmın işareti değişiyor. Artı ise eksiye dönüyor, eksi ise artıyor oluyor. Yani z eşittir x artı y ise z karmaşık sayının eşleniği x eksi y yi oluyor. Şimdi argüment z karmaşık sayısının eşleniğinin argümenti yani bir z karmaşık sayısının eşleniğinin argümenti eksi argüment z'dir. Yani bakın şu z karmaşık sayısının argümenti artı teta eşleniğinin şeyi ise argümenti ise eksi teta. Dolayısıyla e, argüment z şurada teta, argüment şu da eksi teta. Dolayısıyla eksi teta eşittir eksi teta. Yani bu bağıntı sağlanıyor. Bir karmaşık sayının eşleniğinin e, mutlak değeri veya uzunluğu aynı zamanda kendisinin uzunluğuna eşittir. Zaten burada da görüldüğü gibi z karmaşık sayısının uzunluğu r eşleniyor olan bu karmaşık sayının uzunluğu da r. Dolayısıyla bunların uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda bir karmaşık sayıyla bu karmaşık sayının eşleniği çarptığımız zaman bu o karmaşık sayının mutlak değerinin karesine eşittir. Şimdi gelin bunu gösterelim. Şimdi z karmaşık sayısı x artı y'yi bu durumda Mutlak değer z eşittir. Karekök içerisinde x kare artı y kareydi. Şimdi z karmaşık sayısının eşleniği bu durumda x eksi y'yi olacaktır. Bu durumda eşleniğinin mutlak değeri ise x kare artı eksi y'nin karesi. Yani o da x kare artı y kare eşit oluyor. Bu durumda x ile Z'nin yani Z karmaşık sayısını kendisinin eşleniğiyle çarptığımız zaman bu x artı y ile x eksi y'nin çarpımına eşit. Bu çarpma işlemini de yaptığımız zaman x kare eksi y'nin karesi a artı b a eksi b. Dolayısıyla a kare eksi b kare. x'in karesi eksi y'nin karesi. Bu da x kare eksi y kare y kare. Y kare de eksi 1'e eşit. Dolayısıyla x kare artı y kare. x kare artı y kare neydi? Mutlak değer z'nin karesine eşitliyor. Daha doğrusu z karmaşık sayının mutlak değerinin karesi. Bakın z bir karmaşık sayı eşleniyle çarptığımız zaman o karmaşık sayının mutlak değerinin veya uzunluğunun karesine eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi eşlenikle ilgili diğer bağıntılar. İki karmaşık sayı z1 ve z2 olsun. Bunlar artı eksi z2 işleminin eşleniği yani z1 ile z2 karmaşık sayını toplar veya farkını alırsak ve çıkan sonucun eşleniği bu Z1 karmaşık sayısının eşleniği ile artı eksi Z2 karmaşık sayının eşleniğinin ne eşittir? Yani şu bağıntı sağlanmaktadır. İki karmaşık sayının çarpımının eşleniği her birinin eşleniklerinin çarpımına eşittir. İki karmaşık sayının oranının eşleniği her birinin eşleniğinin oranlarına eşittir. Oranına eşittir. Şimdi bunların ispatlarını yapmıyorum. Kendiniz kolaylıkla bunların ispatlarını yapabilirsiniz. Bu bağıntıları ispatlayabilirsiniz. Hem de pratik yapmış olursunuz. O yüzden bunları size, size bırakıyorum. Şimdi Z gibi bir karmaşık sayı iki tane karmaşık sayının oranı olsun. Yani Z eşittir. Z1 bölü Z2 olsun. Yani üç tane karmaşık sayı var. İki tane karmaşık sayının oranı yeni bir karmaşık sayı. Bu durumda Z karmaşık sayısının mutlak değeri Z1'in mutlak değerinin Z2'nin mutlak değerine oranına eşittir. Yine Z gibi bir karmaşık sayı Z1 ve Z2 gibi iki karmaşık sayının çarpımı eşit olsun. Bu durumda Z karmaşık sayısının mutlak değeri Z1 ve Z2 karmaşık sayılarının her birinin mutlak değerlerinin çarpımı eşittir. Şimdi gelin bunların gösterimini yapalım. Şimdi Z eşittir Z1 bölü Z2. O da eşittir. Yani z1 a artı b'yi olsun. Z2 de c artı d'yi olsun. Şimdi z eşittir a artı b'yi bölü c artı d'yi. Her iki tarafı payı ve paydayı c eksi d'yi ile çarpıyorum. Dolayısıyla aşağıda a artı b, a eksi b oldu. Yani eşitlik ifadeler daha doğrusu eşitlik ifadeler oldu. Dolayısıyla c kare eksi d'nin karesi. Yani o da c kare artı d kare eşit. Yukarıda ise a ile c'yi çarpıyorum. a c. BI ile de eksi DI çarpıyorum. Eksi BDI kare o da artı BD yapar. Dolayısıyla e, payın pay, payda oluşan e, yeni karmaşık sayının reel kısmı AC artı BD. Sanal kısmına bakalım. BI ile C'yi çarpıyoruz. Eksi Dİ ile de A'yı çarpıyoruz. Dolayısıyla i parantezini aldığımız zaman o da BC eksi AD çarpı i bölü C kare artı D kare. Şimdi bu durumda, e, şunları her birine ayrı ayrı yazalım. E, ha, e, şimdi z karmaşık sayısı buna eşit. Dolayısıyla bunun reel kısmı ac artı bd bölü c kare artı d kare. Sanal kısmı ise bc eksi ad bölü c kare artı d kare. Dolayısıyla bu karmaşık sayının uzunluğu yani mutlak değerin karesi eşittir. reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesine eşit olacaktır. Yani ac artı bd bölü c kare artı d kare'nin karesi artı bc eksi ad bölü c kare artı d kare'nin karesi. Şimdi bu açılımları yaparsak eğer. Payda da c kare artı d karenin karesi var. Yukarıda ise a kare c kare artı b kare d kare artı b kare c kare artı a kare d kare. Ee, şuradan gelen 2abcd ile buradan gelen eksi 2abcd birbirini götürdü. Şimdi burada a kare parantezini aldığımız zaman a kare parantezinde bakın c kare artı d kare. Burada da b kare parantezini alınca yine c kare artı d kare oluyor. Burada da c kare artı d kareler ortak. C kare artı D kare parantezini aldığımız zaman bu sefer A kare artı B kare çarpı C kare artı D kare bölü C kare artı D karenin karesi. Şimdi buradaki bu kare ile şuradaki C kare artı D kare birbirine götürür. Dolayısıyla geriye A kare artı B kare bölü C kare artı D kare kalır. A kare artı B kare bakın A kare artı B kare Z1 karmaşık sayısının uzunluğunun karesine eşit. C kare artı D kare de Z2 karmaşık sayısının uzunluğunun karesine eşit. Bu durumda Z kare eşittir. Z1 kare, Z1 karmaşık sayısının uzunluğunun karesi bölü, Z2 karmaşık sayısının uzunluğunun karesine eşit. Yani bu durumda Z karmaşık sayısının uzunluğu, her iki tarafın karekökünü aldım, eşittir. Z1 karmaşık sayısının uzunluğu bölü, Z2 karmaşık sayısının uzunluğu çıkıyor. Şimdi bir de çarpmaya bakalım. Z eşittir, Z1 çarpı Z2. Bu da A artı B ile C artı D'nin çarpımına eşit. Şimdi bu çarpma işlemini yaparsak eğer... Bu da AC eksi BD artı AD artı BC I oluyor. Yine Z karmaşık sayısının uzunluğunun karesi ise şimdi reel kısım bu, sanal kısım bu. Dolayısıyla AC eksi BD'nin karesi artı AD artı BC'nin karesi. Bu işlemleri de yine yaptığımız zaman o da buna eşit. Burada da yine a kare parantezinde c kare artı d kare artı b kare parantezinde c kare artı d kare. Burada da c kare artı d kare ortak. A kare artı b kare çarpı c kare artı d kare. A kare artı b kare z1'in e, z1 karmaşık sayısının mutlak değerinin karesine eşit. C kare artı d kare de z2 karmaşık sayısının mutlak değerinin karesine eşit. Bu durumda her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman z karmaşık sayısının uzunluğu da z1 ve z2 karmaşık sayılarının her birinin uzunluklarının çarpımına eşit çıkmakta. Şimdi karmaşık sayıların uzunluklarının toplamı ve farkı. Şimdi z gibi bir karmaşık sayı z1 artı eksi z2 olsun. Bu durumda z karmaşık sayısının mutlak değeri, z1 karmaşık sayısının mutlak değeri, z2'nin karmaşık sayının mutlak değeri artı eksi. Böyle bir eşitlik yoktur. Yani bunu çarpma ve bölmede olan o özellik toplama ve çıkartmada yoktur. Gene şimdi bir de bunu gösterelim. Şimdi z eşittir z1 artı eksi z2. Z1 A artı B idi, Z2 de C artı D idi. Dolayısıyla bu işlemi yaptığımız zaman A artı eksi C artı B artı eksi D i oluyor. Şimdi Z karmaşık sayısının uzunluğunun karesine bakarsak eğer bu durumda A artı eksi C'nin karesi artı B artı eksi D'nin karesi. Ee, buradan A kare artı C kare artı eksi 2ac gelir. Buradan da b kare artı d kare artı eksi 2 bd gelir. Şimdi şurayı düzenleyecek olursak eğer bu da a kare artı b kare artı c kare artı d kare artı eksi 2 parantezinde ac artı bd. Şimdi a kare artı b kare z1 karmaşık sayısının mutlak değerinin karesine eşitti. c kare artı d kare de z2 karmaşık sayısının mutlak değerinin karesine eşitti. Artı eksi 2 çarpı ac artı bd. Evet, şimdi görüldüğü üzere burada eğer AC artı BD sıfırsa, bu durumda şunu diyebiliriz: Z karmaşık sayısının mutlak değerinin karesi, Z1 karmaşık sayısının mutlak değerinin karesiyle Z2 karmaşık sayısının mutlak değerinin karesinin toplamına eşit. Ama e, şunu diyemiyoruz, yani şöyle bir bağıntı mümkün değil. Şimdi karmaşık sayının eşitliklerini e, biraz bahsetmiştik. Şimdi Z1 karmaşık sayısı şey pardon eşitliği karmaşık sayının eşitliği pardon eşitliği diye okuyorum eşitliği. Şimdi Z1 karmaşık sayısı A artı B'yi Z2 karmaşık sayısı da C artı D'yi ise ve Z1 de Z2'ye eşitse bu durumda bu iki karmaşık sayının reel kısımları birbirine eşit olmak zorunda. Aynı zamanda sanal kısımları da birbirine eşit olmak zorunda. Ancak bu şartla bu iki karmaşık sayı birbirine eşittir denebilir. Herhangi bir karmaşık sayının reel sayı olma durumu. Eğer z eşittir x artı y gibi bir karmaşık sayı düşünelim. Eğer burada y sıfırsa bu durumda z bir reel sayıdır. Çünkü z x eşit olacaktır. E, x de bir reel sayı olduğu için dolayısıyla z de bir reel sayı çıkacaktır. Şimdi karmaşık fonksiyonlar ve grafik gösterimini ele alalım. Şimdi bir fx fonksiyonu, y eşittir fx fonksiyonu x³ 2x² x küp artı 2 x kare eksi x eksi 5 böyle bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bu fonksiyonun grafiğini çizerken x bağımsız değişkenleri yata eksende ve buna bağlı olarak y bağımlı değişkenleri de düşer eksende göstererek şu şekilde fonksiyonların grafiklerini çizebiliyorduk. Ve bunu çizmek için de iki boyut yeterli oluyordu. x'ler input yani fonksiyonun girdileri Y'ler ise output çıktılarıydı ve iki boyut yeterliydi. Peki bağımsız değişkeni karmaşık sayı olan bir fonksiyonu çizmek için kaç boyut gerekir? Yani buradaki bu fonksiyon için iki boyut yeterli. Ama eğer bağımsız değişkenimiz burada e, bağımsız değişkenimiz x, bağımlı değişken y. Şimdi bağımsız değişkenimiz bizim eğer bir karmaşık sayıysa bu durumda e, bu karmaşık ee, dolayısıyla bir karmaşık fonksiyon varsa ortada ve bunun da bağımsız değişkeni karmaşık sayısa dolayısıyla bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Ve bize kaç boyut gerekiyor? Şimdi Z gibi bir bağımsız değişkenimiz Z olsun ve X1 artı Y1i bunu e, kompleks düzlemde şu şekilde gösterebiliriz. Bir ZI karmaşık sayısını bu şekilde gösterebiliriz. Reel ve Sanal kısmı. Ve bunu göstermek için kaç boyut gerekiyor? İki boyut gerekiyor. Şimdi bu Z'yi proses edip bir output'a dönüştüren bir fZI fonksiyonu, bir e, karmaşık sayı fonksiyon varsa ki burada Z bir e, bağımsız değişken. Dolayısıyla bunun sonucunda elde edilen görüntü de bir karmaşık sayı olacaktır. Görüntü kümesindeki şey de, görüntü kümeleri de bir karmaşık sayılardan oluşacaktır. Ve onları göstermek için de iki boyut gerekiyor. Bakın burada... Z'yi karmaşık sayı nasıl bu şekilde gösteriyoruz? iki boyutlu. Diyelim ki bir F fonksiyonu var. E, o F fonksiyonu bu Z'yi bağımsız değişkenini FZ'yi'ye dönüştürüyor ve onun da karmaşık sayılar karşılığı bu. Şimdi bunu göstermek için de iki boyut gerekiyor. E bunu göstermek için de iki boyut gerekiyor. Dolayısıyla e, bir karmaşık fonksiyonu grafik olarak göstermek için bildiğimiz anlamda dört boyut gerekiyor. Fakat dört boyutu bizim... Ee, uzayımız, evrenimiz üç boyutlu olduğu için dört boyutlu bir e, şeyi, bir grafiği çizmemiz mümkün değil. Yani boyutu bir e, gerçek anlamda bir yani x, y gibi bir mesafe olarak düşündüğümüz zaman, bunu dört boyutlu olarak e, şey yapamıyoruz, tasarlayamıyoruz. En fazla üç boyutlu olarak bakabiliyoruz. Dolayısıyla bu dört boyutu nasıl çizeceğiz? Yani bu karmaşık fonksiyonların grafikleri nasıl çizilecek? Şimdi e, dolayısıyla farklı bir bakış açısı gerekiyor. Bununla ilgili iki farklı, daha doğrusu beş farklı grafik çizme yöntemi var ama benim en çok hoşuma giden iki de domain coloring modeli ile e, üç boyutlu gösterim. Şimdi öncelikle şu 2D domain coloring şeyini renklendirme yani renklendirme ve parlaklık kullanarak bunları da bir boyut olarak düşünerek aslında farklı bir bakış açısı geliştiriyor. Şimdi z eşittir x artı y gibi bir karmaşık sayı olduğunu düşünelim z. Şimdi bunun argument f z şöyle diyelim veya bir fz fonksiyonu var. Bir fz fonksiyonu var. Z bağımsız değişkenimiz x artı y'yi. Dolayısıyla bir fz fonksiyonu var. Bunun da bağımsız değişkeni z. Dolayısıyla bu x artı y'yi bağımsız değişkeni bu f fonksiyonu altında bir görüntüsü var. O da bir karmaşık sayı. Bu oluşan yeni yani fonksiyonun görüntüsü olan e, karmaşık sayının argümenti yani... Reel kısımda yapmış olduğu açıyı renk tonuyla ifade ediyoruz. Yani hue veya renk tonu olarak ifade ediliyor. Ve o da şu şekilde, şu karmaşık ekseni düşünelim, karmaşık düzlemi düşünelim. Kırmızı, yeşil, mavi. Şu şekilde açı değiştikçe bu renklerin geçişleri ve ara tonları oluşuyor. Dolayısıyla bu fx, şey, işte fz fonksiyonu yani bir z bağımsız değişkenine karşılık bu bağımsız değişkenin bir f fonksiyonu altında oluşan yeni e, görüntünün bir karmaşık sayının reel kısmına yapmış olduğu açı buradaki renklerden hangisine tekabül ediyor? Yani en basitiyle o. Bir de brightness yani parlaklık. Bu da bakın dışarıya doğru gittikçe gitgide şeffaflaşıyor. Açılıyor renkler. Dolayısıyla parlaklaşıyor. Burada daha koyu dışarıya doğru parlaklaşıyor. Bu da o şeyin fz fonksiyonunu yani z bağımsız değişkenine karşı gelen fz görüntüsüne ait yeni karmaşık sayının şeyi, mutlak değeri D. De, yani bir uzunluktur o. Dolayısıyla o da parlaklığa tekabül edecek. Ve onu da şu şekilde merkezde siyah dışarıya doğru gitgide açılıyor ve en son beyaz olacak şekilde siyahtan beyaza doğru brightness. Yani bu şuradan olan mesafe. Aslında o fonksiyonun aldığı değerin daha doğrusu o fonksiyonun karşılığı olan karmaşık sayının şeyi mutlak değeri, uzunluğu yani. Dolayısıyla grafik çizerken x ve y kullanacağız. X ve y'yi e, bu şeyi kullanacağız. E, bağımsız değişken, z karmaşık e, değişkenimizin bağımsız değişkenimizin x ve y reel sayılarını kullanacağız ve gerçek anlamda boyut olarak, mesafe olarak x y'yi kullanacağız. E, bunun yanında e, fonksiyonumuzun fonksiyonumuzun karşılığı olan karmaşık sayının reel kısmına yapmış olduğu açının karşılığına gelen renk tonu ve yine o fonksiyonun almış olduğu değerin mutlak değeri uzunluğu. Yani burada şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi bir fz fonksiyonu şöyle tanımlayalım. z kare eksi 1 çarpı z eksi 2 eksi i'nin karesi z kare artı 2 artı 2. Yani bir, böyle bir fz fonksiyonu tanımlayalım. Buradaki z bağımsız değişken, fz'ler ise bağımlı değişken. Şimdi burada z x artı y'yi ise bu durumda fz x artı y'nin yani yerine koyuyorum karesi eksi 1 x artı y'yi eksi 2 eksi i'nin karesi eksi 2 eksi y'nin karesi bölü x artı y'nin karesi artı 2 artı 2 i. Şimdi işlemleri yapalım. x artı y'nin karesi e, her işlem yaptığımda gerçek ve sanal kısımları hep ayırarak yapıyorum. E, şimdi x artı y'nin karesi x kare eksi y kare artı 2 x y Şimdi x kare artı şey x kare eksi y kare reel kısım. Bir de şu eksi 1 var. Dolayısıyla x kare eksi y kare eksi 1 artı 2x y i. Yani şunu karmaşık sayı olarak bu şekilde gösteriyoruz. Şuna gelince bu da x eksi 2 artı y eksi 1 çarpı i'nin karesi. Aşağıda ise x artı y'nin karesi x kare eksi y kare şu da reel kısım artı 2 artı 2x y 2x artı 2 i i parantez. Şimdi f Z bu şekilde x ve y'ye bağlı olarak yazdık. x ve y birer R sayı. Ee, şimdi burada bu f ile işlem kolaylığı için şuraya a diyelim. 2x b diyelim. Şu işlemin sonucuna da c diyelim. Ha, şurayı da şunun karesini de alıyoruz. Bakın bunun karesi de x eksi 2'nin karesi eksi y eksi 1'in karesi. Yani Şunun karesini karmaşık sayı olarak yazıyorum. Reel ve sanal kısım olarak yazıyorum. Dolayısıyla şu karesini aldığımız zaman, şu karmaşık sayının karesini aldığımız zaman yeni oluşan karmaşık sayının reel kısmı burada. Bakın sanal kısmı da burada. Dolayısıyla yine buranın reel kısmına C diyorum. Sanal kısmına D diyorum. Aşağıda da şu kısma E diyorum. Şu kısma da F diyorum. Yani bakın burada şurada bir karmaşık sayı var. Şunun karesini aldığım zaman Buradan bakın bir karmaşık sayı geldi. Bir de aşağıda da karmaşık sayı var. Dolayısıyla bunun her bir karmaşık sayının reel ve sanal kısımlarını harflendiriyorum. A, B, C, D, E, F. Dolayısıyla F, Z şuna döndü. A artı B, çarpı C artı D, bölü E artı F, I. Şimdi A artı B, ile C artı D, çarptığım zaman bu da A, C eksi B, D. Yeni bir karmaşık sayı olarak yazıyorum yine reel ve sanal olarak. AC eksi BD artı AD artı BC i. Şu ikisinin çarpımı buna eşit. Dolayısıyla burada da şimdi yeni bir şu çarpma işlemi sonunda yeni bir e, karmaşık sayı oluştu payda. Şimdi şuraya da G diyorum. Buraya da H diyorum. Dolayısıyla G artı HI bölü E artı FI. Şimdi G artı HI bölü E artı FI payı ve payda E eksi FI ile çarpıyorum. Bu durumda yukarıda Eg artı Fh artı Eh eksi Fgi paydada da E kare artı F kare. Dolayısıyla Fz'yi artık şöyle yazabilirim. Fz eşittir. Fz yani e, onu da yine bir karmaşık sayı olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi reel ve sanal kısımda ayırıyorum. Eg artı Fh bölü E kare artı F kare artı Eh eksi Fg bölü E kare artı F kare çarpı I. Yani Z bağımsız değişkenimizin z bağımsız değişken, fz de bağımlı değişken. Dolayısıyla burada x ve y'leri değiştirdikçe bir karmaşık sayı elde ediyoruz. Daha sonra bu karmaşık sayıyı o fonksiyona tabi tuttuğumuz zaman bir fz elde ediyoruz. O da buna eşit. Yeni bir karmaşık sayı. şimdi burada tabi a, c, e, a, b, c, d, e, f, g, h zaten bunlara eşit. Şimdi grafiği çiziyorum. Yani x ve y'yi değiştirdikçe bakın şurada şurası z karmaşık sayısının ekseni olsun şurası. Şurası reel kısmı, şurası sanal kısmı. Bu da fz fz'nin reel ve sanal kısmı. Yani maviler, mavi top e, bağımsız Z karmaşık sayısını almış olduğu, bakın burada bağımsız olarak X ve Y'leri değiştirdikçe farklı farklı karmaşık sayılar elde ediyorum. Daha sonra o karmaşık sayıları da o biraz önce bulmuş olduğumuz fonksiyonda yerine koyduğumuz zaman elde ettiğimiz FZ değerleri de şu yeşil topla sol tarafta gösteriliyor. Bakın ee, değiştirdikçe o da hareket ediyor. Peki şimdi bu şekilde bunu tabii ki de birleştirmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi burada iki boyutlu burada girdiler iki boyutlu sağ tarafta çıktılar da sol tarafta yani FZ'ler sol tarafta Z'ler de sağ tarafta yani iki boyut sağda var iki boyut solda var. Dolayısıyla bunları birleştirmek gerekiyor. İşte bu birleştirme aşamasında da o biraz önce bahsetmiş olduğumuz renklendirmeyi kullanacağız. Şimdi bu renklendirmeyi kullanmadan önce bu karmaşık fonksiyonun kritik noktalarını bulalım. Nedir kritik noktaları? Bu karmaşık fonksiyonu sıfıra eşitlediğimiz, daha doğrusu bu karmaşık fonksiyonu sıfıra eşitleyen z değerleri nedir? Yani fz sıfırsa bu durumda z kare eksi bir sıfırdır. Buradan z artı eksi 1 çıkar. Veya z 2 eksi, eksi i eşittir 0'dır. Buradan da z 2 artı i çıkar. Yani bu fz fonksiyonunun 0'a eşitleyen z karmaşık sayıları z eşittir artı eksi 1 z eşittir 2 artı i. Yani 3 tane kökü var. Yani fz'yi 0 yapan 3 tane kök var. Şimdi fz'yi sonsuz yapan kaç kök var? Ona bakalım. O da nedir? Paydanın 0 olması gerekiyor. Yani z kare artı 2 artı 2'yi eşittir 0. Bu durumda z kare eşittir eksi 2 eksi 2 i oluyor. Yani her iki tarafın kare aldığımız zaman z eşittir artı eksi kare kök içerisinde eksi 2 eksi 2 i. Şimdi bunu tabi bu şekilde gösteremeyiz. Bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Şimdi z eşittir artı eksi karekök içerisinde eksi 2 eksi 2. Yani bu artı eksi karekök içerisinde 2 i kare çarpı 1 artı i. i kare eksi 1. Dolayısıyla bununla bu eşit birbirine. 2 i kareyi de karekökten kök 2 i şeklinde dışarı çıkartıyorum. Dolayısıyla karekök içerisinde 1 artı i'yi bırakıyorum. Yani burada şimdi kök içerisinde 1 artı i'yi diye kök içerisinde 1 artı i'nin a artı bi gibi bir karmaşık sayıya eşit olduğunu kabul edelim. Bu durumda her iki tarafın karesini aldığımız zaman 1 artı 1 i a artı bi'nin karesine eşit olacaktır. a artı bi'nin karesi de a kare eksi b kare artı 2 a b i'ye eşit. Bakın e, 1 artı 1 i dolayısıyla şu 1 ile iki karmaşık sayının eşitliğinde göstermiştim. A kare eksi b kare bire eşit olmalı. 2ab de bire eşit olmalı. Şimdi 2a kare a eksi b kare 1 2a b 1 buradan 2 ab b 1 ise b 1 bölü 2a çıkıyor. Bu durumda a kare eksi b kare gördüğüm yerde 1 bölü 4 a kare yazarsam yani 1 bölü 2a'nın karesi 1 bölü 4 a kare eşittir. bir. 4 a ile çarptığım zaman eşitliğin her iki tarafını 4 a ile çarptığım zaman 4 a üzeri 4 eksi 4 a kare eksi 1 eşittir. 0 şeklinde bir denklem elde ediyoruz. Şimdi bu denklemin 4A üzeri 4 eksi 4A kare eksi 1 eşittir 0. Bu denklemin e, şu şekilde yazabiliriz. 4A üzeri 4 eksi 4A kare artı 1 eksi 2. Ki şuradaki tam kareyi görelim diye. Bu 2A kare eksi 1'in karesidir. Eksi. Vücuda 2 kalıyor. O da kök 2'nin karesi. Eşittir 0. Bakın A kare eksi 1. Yani daha doğrusu eş, e, tam kare farkı. Dolayısıyla bunu nasıl yazabiliriz? 2A kare. Eksi 1 eksi kök 2 ile bu 2 a kare eksi 1 artı kök 2'nin çarpımına eşittir. Ve bunların çarpımı da 0'a eşit. Şimdi bunların çarpımı 0 bu durumda şu denklemin kökü şu denklemin kökü 1 e, eksi evet şu denklemin kökü şu denklemin kökü a eşittir artı eksi 1 bölü kök 2 çarpı kök içerisinde 1 artı kök 2 Dolayısıyla şu denklemden A çıktığın için şimdi onu da 2AB 1'di. Dolayısıyla yerine koyarsak B de artı eksi 1 bölü kök 2 çarpı 1 bölü kök içerisinde 1 artı kök 2. Şimdi A ve B'yi bulduk. Ha bir de şuna bakalım. Şuradan bir kök geliyor mu? Şimdi 2, 2A kare eksi 1 artı 2 eşit 0 olması için 2A karenin 1 eksi kök 2 eşit olması lazım. Bakın sağ taraf negatif. Sol taraf pozitif olacak Dolayısıyla bir pozitif sayı, negatif sayı eşit olamayacağı için şuradan bir kök gelmez. Dolayısıyla burası boş küme. Dolayısıyla bulduğumuz A, B değerleri sadece bunlar. Şimdi burada Z neydi? Biz şu anda şunun karşılığını bulduk. A artı B'yi. Şunun karşılığını. Dolayısıyla A artı B'yi artı eksi kök 2 ile çarpacağız artı eksi kök 2 ile a artı b'yi çarptığımız zaman bu ne olacaktır? Eksi artı b kök 2 artı eksi a kök i. Şimdi a kök 2'nin yaklaşık değeri artı eksi 1 55 38. B kök 2'nin yaklaşık değeri ise artı eksi 0 64 36. Bu durumda a kök 2 b kök 2 yani a kök 2 1 55 38 B kökü 0.64 36 olduğu zaman yani ikisinin de artılısını alıyorum. Bu durumda Z e, şu yani ikisinin artılısını aldım. Z eksi 0.64 36 artı 1.55 38 iyi çıkıyor. E, veya şu, eksi artı diyor ya o yüzden veya Artı sıfır 36 eksi 1 virgül 55 38 i. A kökü 2 eksi bir 38. B kökü kök 2 de eksi 64 36 ise. Yani burada şunu demek istiyorum. A kökü 2 bir ise. B kökü 2 sıfır 64 36. A kökü 2 eksi bir virgül 55 38 ise. B kökü 2, kök 2 de kök eksi 64 36 çıkıyor. 0,64,36. Dolayısıyla onları yerine koyduğum zaman da z bunlar çıkıyor. Bakın burada şunlar aynı şunlar aynı, şunlar da aynı. Dolayısıyla burada z karmaşık sayısını, daha doğrusu şu z karmaşık sayısı 0.6436 eksi 1.5538 i veya 0.6436 artı 1.5538 i değerine sahip olduğu zaman bu bu karmaşık bu fonksiyon yani biraz önce göstermiş olduğumuz fonksiyon tanımsız oluyor. Çünkü paydanın sıfır yapan karmaşık sayılar bunlar. Dolayısıyla orada artı eksi sonsuza gidiyor olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla şimdi burada şeyleri yerine koyalım. Şimdi fz'yi sıfır yapanları siyah. Fz'yi sonsuz yapanları beyaz. İşte parlaklık parlaklık. Şimdi şu siyah noktalar, siyah noktalar az önce bulmuş olduğumuz e, fz'yi sıfır yapan noktalar. Yani z eşittir artı eksi birdi. Bakın artı bir, eksi bir. Bir de z eşittir iki artı iydi. İşte bakın bu siyah noktalar, bu karmaşık sayı, şey, bu karmaşık fonksiyonu sıfır yapan noktalar şey ise şu beyaz noktalar ise az önce bulmuş olduğumuz işte şu z değerleri şu z değerlerine karşılık gelen fz yani fz burada neydi artı eksi son, artı sonsuza doğru gidiyor dolayısıyla tanımsız yani tanımsız sonsuza gidiyor onları da beyazla gösteriyoruz onları da beyazla gösteriyoruz diğer bütün o renkler ise her bir z karmaşık sayısı için fz'nin argümenti hangi renge tekabül ediyorsa o renkle burayı boyuyoruz. Yani burada şu real kısım ve imaginary kısımları boyut olarak bağımsız olarak değiştiriyoruz. Yani x ve y'leri değiştiriyoruz. Bu x ve y'leri değiştirdikçe oluşan bu fonksiyon altında elde ettiğimiz yeni karmaşık sayının reel kısımla yapmış olduğu açıyı Neyse o renk tonuyla boyuyoruz o bölgeleri. Ve böyle bir şekil elde ediyoruz. Bu şekilde bakın burada e, şu siyah olan noktalar fz fonksiyonunu e, sıfır yapan noktalar. Beyaz olan noktalar ise fz fonksiyonunu e, şey yapan, sonsuza gönderen noktalar. Yine o fonksiyonun o fonksiyonun 2D Domain Coloring metoduyla çizilmiş olan grafiği. Şimdi bu grafik güzel ama hani ben daha çok 3 boyutlusunu seviyorum. 3 boyutlusu bana daha güzel geliyor. 3 boyutlusu da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi fonksiyonumuz şuydu. Yani Z yerine S kullandım burada. Fs eşittir. S kare eksi 1. S eksi 2. Eksi i. Nin karesi. S kare artı 2 artı 2. S neydi? X artı Y'yi. Şimdi Z'yi 3 boyutlu göstereceğiz. 3 boyutumuz var çünkü 3 boyutlu göstereceğiz. Fakat 3. boyut olarak neyi kullanacağız? 3. boyut olarak e, her bir karmaşık sayı için şu fonksiyonun yani bu X ve Y burada bağımsız değişkenler. Bu bağımsız değişkenler değiştikçe yeni bir karmaşık sayı. Bağımsız bir karmaşık sayı elde ediyoruz. Bu bağımsız karmaşık sayı şurada bu f fonksiyonu altında proses ettiğim zaman yeni bir karmaşık sayı elde ediyoruz. İşte o fs'nin yani s'ye karşılık gelen fs'lerin mutlak değeri yani uzunluğu da z ekseninde göstereceğiz. Yani 3 tane eksenimiz olacak. x, y, z eksenimiz olacak. x ve y eksenlerini bu bağımsız karmaşık sayının x ve reel ve sanal kısımlarında oluşan şu x ve y'leri değiştirdikçe Elde etmiş olduğumuz bu f fonksiyonu altında elde etmiş olduğumuz yeni karmaşık sayının f f görüntüsü yani f'in görüntüsünün mutlak değerlerini de e, z ekseninde göstereceğiz. Yani aslında bir üç boyutlu bir şekil. Bakın şöyle, işte o biraz önceki fonksiyonun üç boyutlu gösterimi bu. Tabi bu grafikte e, şey e, o şey coloring yani 2D coloring o domain coloring sistemini yani şu yapıyı şu yapıyı ayarlayamadığım için hani böyle kırmızıyla gösterdim ama aslında bu yapı aslında şu şekilde orijinali olması gerekiyor ama sonuçta anlaşılır bir durumda. Şimdi burada mesela bu fonksiyon bu şu karmaşık fonksiyonun grafiği bu üç boyutlu gösterimi. Bakın şu noktalar sonsuz. işte o bahsetmiş olduğum işte e, paydayı o şu s kare artı 2 artı 2'yi şurayı 0 yapan karmaşık sayıları. yani şu, o o karmaşık sayıların karşılığında bakın burası e, sonsuza gidiyor. Şimdi e, köklerimize tekrar değinecek olursak eğer önce şurayı biraz daha e, belirgin hale getirelim şu şekilde. Ee, şimdi bakın şurada koyu olan bölgeler zaten e, kökleri gösteriyor. Bakın şurada bir tane kök var. Şurada yukarıda bir kök var. Şurada yani şurada bir kök var. Şurada. Bir de aynı zamanda bakın burada da iki kök var. Toplam üç tane kökümüz vardı. Zaten bu fonksiyonu, fc fonksiyonunu sıfır yapan üç tane karmaşık sayımız vardı. Neydi onlar? Artı eksi bir. Bir de 2 artı i. Şimdi bakalım bunlara görebiliyor muyuz? S eşittir artı eksi 1. S eşittir artı eksi 1. Evet bakın eksi 1. Şuradan doğru baktığımız zaman sıfır yapan değer. Bakın x eşittir eksi 1. Bir de şuradan bakalım. Evet. Şuradan bakalım. Bakın burada da X eşittir 1'de de sıfır değerini alıyor. Aynı zamanda X eşittir 2'de de bakın şurada da sıfır alıyor. Ve orada da Y değeri yani Y değeri burada sanal kısım. Sanal eksen. Bak o da 1. Zaten kökte şurada. Yani şu koyuluklar, koyuluklar sıfır e, fonksiyonu sıfır yapan noktalar. Şunlar ise şunlar ise şu s kare artı 2 artı 2 i'yi sıfır yapan karmaşık sayılara karşılık gelen noktalar. Evet. Bu üç boyutlu gösterimi ben her zaman daha çok beğeniyorum. Öteki iki boyutlu gösterimleri yorumlamak çok kolay olmuyor. Şimdi bir de bazı örnek sorular çözelim. Şimdi 1 artı i'nin 18. kuvvetinin 1 eksi i'nin 17. kuvvetine oranı nedir? Şimdi bu işlemi iki farklı yöntemle yapacağız. 1 artı i'nin 18. kuvveti 1 eksi i'nin 17. kuvveti. Dolayısıyla 1 artı i'nin 1 eksi i oranının 17. kuvveti çarpı 1 artı i şeklinde yazabiliriz. Yani burada bir sıkıntı yok. Ee, 1 artı i bölü 1 eksi i'nin şunun da her iki tarafını 1 artı i ile çarparsak bu durumda ne oluyor? Yukarıda 1 artı i'nin karesi, 1 artı i'nin karesi de 2 i eşittir. Burası da a kare eksi b kareden 1'in karesi eksi i kare o da 2 eşit. Dolayısıyla 2'ler gitti. i'nin 17. kuvveti çarpı 1 artı i. i'nin 17. kuvvetini de i çarpı i'nin 16. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Çarpı 1 artı i. i'nin 16. kuvveti Bakın 16 4'e tam bölünüyor. Dolayısıyla şurası 1'e eşit. Yani i çarpı 1 artı i oluyor. Bu da i artı i kare. i kare de eksi 1'e eşit. Dolayısıyla sonuç eksi 1 artı i çıkıyor. Yani şu işlemin sonucu eksi 1 artı i. Şimdi bir başka yöntemle çözelim. Yani kutupsal gösterim metodunu kullanarak çözelim. Şimdi z1'imiz 1 artı i. Z2 de 1 eksi i olsun. Yani z1 bir artı, z2 de bir eksi. Bu durumda bu, mutlak değer z1, birin karesi artı birin karesi eşittir kök 2 eşit ve argüman z1 de, bakın e, birinci bölge birinci bölge olduğu için e, şeyi de 45 derece çıkıyor x ekseni reel kısmına, reel eksenle yapmış olduğu açıda 45 derece yani pi bölü 4 çıkıyor. Dolayısıyla argüman z1 de 45 dereceye eşit veya pi bölü 4'e eşit. Şimdi z2 de 1 eksi i. 1 eksi i de e, nereye tekabül ediyor? 4. bölgeye tekabül ediyor. 4. bölge onun da yine mutlak değerini bulalım. 1'in karesi artı eksi 1'in karesi yani kök 2. Argümenti ise e, 4. bölgede olduğu için eksi pi bölü 4 yani eksi 45. Şimdi z1'i o zaman şöyle yazabiliriz. Uzunluğu kök 2 olduğu için kök 2 çarpı e üzeri ip bölü 4, z 2 de kök 2 çarpı e üzeri eksi ip bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla şimdi şunu z, e, işlemin sonucu e, 1 artı iz 1 de, 1 artı 1 eksi i de, z 2 yerlerine koyuyorum. Şimdi kök 2'nin 18. kuvveti, kök 2'nin 17. kuvveti. Dolayısıyla bir tane kök 2 kalıyor. E üzeri ip bölü 4, e üzeri eksi ip bölü 4. Dolayısıyla bunu da yukarı çıkarttığım zaman e üzeri ip bölü 2 olur. Üstler toplanır. E veya e, e üzeri ip bölü 4 ha, pardon e, tabi e şuradaki üssün üssü olarak düşündüğümüzde e üzeri eksi ip bölü 4 şu eksi dışarı atarız. Şu eksi 17. Şurası artı olur. Burası eksi 17 olur. Bunu da yukarı aldığımız zaman artı. Yani 35. kuvvet olur. 18 artı 17. 35. kuvveti. Yani e üzeri ip bölü 4'ün 35. kuvveti. Bunu da kök 2 çarpı e üzeri i çarpı 8 pi artı e üzeri i çarpı 3 pi bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Şu 8 pi ile 3 pi bölü 4'ün toplamı zaten şey olacaktır. 35 pi bölü 4 olacaktır. Yani şunlar birbirine eşit. Şimdi e üzeri i çarpı 8 pi. Öğler özdeşliğinde bu ne eşitti? Kosinüs 8 pi artı i sinüs 8 pi. i sinüs 8 pi 0 eşit. Kosinüs 8 pi de 1'e eşit. Dolayısıyla buradan gelecek olan şey 1. Şuradan gelecek olan ise bu da 3 pi bölü 4. 3 pi bölü 4. Bu da neye eşittir? Kosinüs 3 pi bölü 4 artı i sinüs 3 pi bölü 4. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da eksi 1 artı i bölü kök 2 çıkıyor kök 2'ler gitti. Dolayısıyla sonuç e eksi 1 artı i. Evet e kutupsal gösterimden faydalanarak da aynı soruyu farklı bir bakış açısıyla çözmüş olduk. Şimdi z 3 i artı x bölü 2 eksi 1. Eğer real z 1 ise z nedir? Şimdi şu 3i artı x bölü 2i eksi 1 karmaşık sayısını biraz basitleştirelim. Dolayısıyla paydayı eşeğiyle çarpıyorum. Eksi 1 artı 2i, eksi 1 eksi 2i. Dolayısıyla yukarıyı da eşeğine çarpıyorum. Eksi 1, eksi 2 Şimdi yukarıyı çarptığım zaman e, bu eksi x artı 6 artı eksi 2x, eksi 3i'ye eşit oluyor. Aşağısını çarptığım zaman da aşağısı 5 Dolayısıyla şimdi bu karmaşık sayının reel kısmı eksi x artı 6 bölü 5'e eşit. O da 1 olarak verilmiş. Buradan x1 çıkıyor. İmajiner kısmı ise eksi 2x eksi 3 bölü 5. x yerine 1 yazdığımız zaman buradan da eksi 1 elde ediyoruz. Şimdi bir başka soru. i üzeri 2020 artı i üzeri 2021 artı i üzeri 2022 artı i üzeri şey artı 2 i üzeri 2023 bölü kök içerisinde eksi 16 eksi kök içerisinde eksi 9 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi i üzeri 2020'yi i üzeri 4'ün 505. kuvveti çünkü 4'ün katları şeklinde yazmamız gerekiyor ki çünkü i üzeri 4'ün 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2020 4'e bölünebiliyor i üzeri 4'ün 505. kuvveti i üzeri 2021 i üzeri 4'ün 505. kuvveti çarpı i i üzeri 2022'de i üzeri 4'ün 505. kuvveti çarpı i kare 2 i üzeri i üzeri 2023'te i üzeri 4'ün 505. kuvveti çarpı 2 küp ve o da 2 ile çarpıyoruz. Aşağıda ise eksi kök 16 o da 16 i kare kök içerisinde 16 i kare eksi, kök içerisinde 9 i kare Şimdi yukarısı şurası 1, şurası artı 1, şurası eksi 1, şurası da eksi 2. Şurası 1, şu eksi i, dolayısıyla eksi 2. Aşağıda da 4 i eksi 3 i kökten çıkartıyorum. Yani i, dolayısıyla eksi i bölü i eşittir, eksi 1 çıkıyor. Dördüncü sorumuz Z çarpı 2 eksi i eşittir. Z'nin artı 3 i eksi 1 ise Z nedir? Şimdi Z x artı y ise Z'nin eşliğini x eksi yi olacaktır. Şimdi gelin bu işlemi yapalım. Yani x artı yi ile 2 eksi i'nin çarpımı ile Z'nin eşliğini x eksi yi artı 3 i eksi 1. Bu iki tane ifade birbirine eşit. Bu iki karmaşık sayı birbirine eşit. Şimdi şu çarpma işlemi yaptığımız zaman, şurasını yaptığımız zaman 2 x artı y artı eksi x artı 2y i oluyor. Sağ taraf ise x eksi 1 artı eksi y artı 3 i. Şimdi bu iki karmaşık sayı birbirine eşitse şu maviler birbirine eşit. Kırmızılar da birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 2x artı y eşittir x eksi 1. Eksi x artı 2y de eksi y artı 3. Bu durumda x artı y eşittir eksi 1. Eksi x artı 3 y de 3'e eşit çıkıyor. Taraf tarafa toplarsak x'ler gider. Dolayısıyla 4y eşittir 2. Y buradan 1 bölü 2. Y yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman da x de eksi 3 bölü 2 çıkıyor. Dolayısıyla z karmaşık sayısı eksi 3 bölü 2 artı i bölü 2'ye eşit çıkıyor. Son sorumuz z küp eşittir 1 ise z eşittir nedir? Şimdi z küp eşittir 1 ise 1'i sol tarafa aldığımız zaman bu z küp eksi 1'in kübü eşittir. O da a küp eksi b küp Eşleniğinden faydalanarak a eksi b çarpı a kare artı artı a b artı b kareydi. Dolayısıyla bu da z eksi bir çarpı z kare artı z artı bir eşittir sıfır. Bu çarpım sıfırsa bu durumda z eksi bir eşittir sıfır. Buradan da z eşittir z bir yani birinci kök eşittir bir. Eğer z kare artı z artı bir eşittir sıfırsa bu durumda z eşittir yani ikinci ve üçüncü kökler eşittir. Eksi bir artı eksi kök içerisinde 1 eksi 4 bölü 2. Burası da eksi 3 oluyor. Yani kök 3 i. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü köklerde eksi 1 bölü 2 artı eksi kök 3 bölü 2 i çıkıyor. Evet arkadaşlar karmaşık sayıları oldukça teferruatlı detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Umarım size faydası olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.